Merhabalar, bugün sizlerle taş boyayacağız. Merhaba sevgili herkes. Evet, Ayçin de dediği gibi bugün taş boyama yapacağız. Neler yapacağız bugün Ayçin'cim? Bugün böyle minik minik civcivler yapacağız. Biz bayağı önceden yaptık. Yani ilk başladığımızda böyle minik minik civcivler yapmayı denedik. Olmadı. Ondan sonra bir beyaz da boyadık komple. Ondan sonra buraları sarı boyadık. Fark ettik ki astar yapmamız gerekecekmiş. Evet, yani boş taşın üzerine direkt sarıyı boyadığınız zaman olmuyor. Önce beyaza boyuyorsunuz taşlarınızı, sonra üzerinden sarı geçiyorsunuz. Değil mi? Evet. Biz yeni bir hobi edinmeye çalışıyoruz bu arada, bu karantina günlerinde. Buna yeni başlamamıza rağmen ufak ufak sorular geldi. İşte hangi boyayla boyuyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, taşları nereden topluyorsunuz diye. Evet. Biz taşlarımızı nereden topluyoruz? Sahilden topluyoruz. Yani evlerimizin bahçelerinden toplayabilirdik ama o yani orada biraz taş yok. Yani bizim istediğimiz gibi boyama taşları falan yok. Evet. Biz de böyle markaları pek okuyamıyorum da ben bayağı yani şey yapıyorum. Biz böyle markalar kullanıyoruz. Bunları yeni sipariş ettik. Su yeşilimiz falan evet, var. Evet. Art Deco'nun boyalarını aldık. Çünkü şu anda her yer kapalı olduğu için ancak internetten sipariş verebiliyoruz bunları. Şu ana kadar biz bir sorun yaşamadık bu markayla. Evet. Güzel renkler çıktı, güzel oldular. Şöyle küçük küçük dotting çalışmaları da yapıyoruz kendimizce. Ayçin'in karga aileleri var. Böyle göstereyim. Evet. Şöyle bir tane martı ailem var. Evet, Ayçin bunu öğretmenine yaptı. Evet. Çünkü çok özlüyor onu. Yani karantina günleri olduğu için yani okul da yok. Evet. Artık bir tane daha videom var. Onu bayağı özlediğim için bayağı ağladım. Biz evet, böyle fırçalar kullanıyoruz. 0-4 yani 0-1. Evet. Böyle dikkat çalışmaları gibi, zemin boyama gibi. Evet, Böyle, zeminleri böyle kalın fırçalarla da çalışabilirsiniz. Normalde bunlar sulu boya şeyleri. Evet, biz şu anda dediğimiz gibi elimizdeki malzemeleri kullanıyoruz. Hiç fırça da sipariş ettik biz. Evet, onu da sipariş ettik ama o daha gelmedi. Şu anda sokağa çıkma yasağı olduğu için. Yani Balıkesir'deydi. Evet, Balıkesir'den geliyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Bye bye.